Şu kaydı açayım bu arada. Tamam, kaydı açtık. Yeni bir not defteri açalım. %94'e çıkmış. Evet Abdülkadir, projede %94 doğrulukta çalışıyor şu anda. Hatta %95 buçuklarda falan. %96-97'yi zorluyorum yani. Biraz daha mükemmelliği zorluyoruz. Haydi biz işimize devam edelim. For döngüsü. Döngülere başlamıştık. For döngüsündeydik. Hala da döngüler, for döngüsü. Yeteri kadar soru çözmedik arkadaşlar. Bu ders bir ufak for döngüsü neydi? Nasıl kullanılırdı? Onu bir hatırlatacağız ve sorular çözmeye başlayacağız. For döngüsü neydi arkadaşlar? For döngüsü bir işlemi tekrar etmeye yarıyordu. İstediğimiz adette tekrar ettirmeye yarıyordu. Bir de bir liste içinde gezmeye yarıyordu. İkisine de bir örnek verelim. Mesela bir tane print işlemini kaç defa? Bir tane print işlemini 5 defa yazdıralım. Mesela bunu nasıl yazıyoruz? For i in range diyoruz. I de olur, başka bir şey de olur. Range 5 dediğinde bu 5 defa tekrar et anlamına geliyor. Yeterli. Alta inelim. Print Emincan dediğimde bu nasıl çalışıyordu arkadaşlar? Emincan'ı 5 defa yazdıracak şimdi alta. Çalışma mantığı şöyleydi. Şuraya i, istersen a yaz. Hiç fark etmez. Şuradaki değişken ataması bu. İstersen burada a yazsın, x yazsın, başka bir şey yazsın. Hiç fark etmez. Range 5 demek de ne işe yarıyordu arkadaşlar? 5 defa tekrar et anlamına geliyordu. Burada normalde 0, 1, 2, 3, 4 gibi 5 tane sayı atanıyor i değerine. Yani i önce 0 oluyor, print emincan yazdırılıyor. i sonra 1 oluyor, gene print emincan yazdırılıyor. 2 oluyor, emincan yazdırılıyor. i'yi içeride hiç kullanmıyorum. İstersen kullanırım, istersen kullanmam. Ben burada sadece 5 defa tekrar etsin diye bir kod yazdım. İstersen i'yi kullanabilirsin. Kullanalım. For i in range diyelim. 5 diyelim gene. Birden 5'e kadar i'leri yazdıralım bu sefer. Print i. İçeride i'leri yazdıralım bu sefer. Emincan değil de i'yi yazdıralım bu sefer. Böyle bir durumda ne olacak işte? Önce i'ye 0 atandı. 0 yazdırıldı ekrana. Print i oldu. Sonra i'ye 1 atandı. 1 yazdırıldı ekrana. Sonra i'ye 2 yazı atandı. 2 yazdırıldı ekrana. Gibi gibi gibi. 3, 4 bunlar atanıyor ve yazdırılıyor. Bu şekilde istediğimiz adette tekrar ettirmeye yarıyordu. For. Evet 5 kez tekrar ettirmemize yaradı mesela. For'u böyle kullanabiliyorduk. Ya da bir de daha doğrusu bir de ek olarak şöyle bir liste olduğu zaman o liste elemanları içinde gezmeye yarıyordu. Bu tabir başta biraz garip gelebilir. Elemanlar içinde gezmek ne demek? Yani liste elemanlarını tek tek çekip onlara bir işlem uygulamak. Buna diyoruz yani elemanlar içinde gezme. Mesela bir tane listemiz olacak yine sayılar olsun. Sayılar listesi ne olsun içinde? Şöyle 53 olsun, 61 olsun, 34 olsun, 81 olsun. Şöyle 4 tane sayı. Şimdi ben bu 4 sayıyı ekrana yazdırmak istiyorsam da gene aynı for döngüsüyle yapabilirim bunu. Gene for i in range. Range değil pardon. Otomatiğe bağladık. Range. For i in sayılar bu sefer. Evet. Ne anlama geliyordu bu? Sayılar listesindeki in içinde demek zaten. Sayıların içindeki, şöyle biraz yakınlaştırayım isterseniz. Sayıların içindeki her bir i için, her bir i için ne yaptıralım? Print i yaptıralım yani i'leri yazdıralım. Yani bu i yerine sırayla önce 53 atanacak, 53 yazdırılacak. Sonra 61 atanacak, 61 yazdırılacak. 34 atanacak, 34 yazdırılacak gibi gibi gibi. Bu şekilde liste içindeki elemanlarda da dolanabiliyorduk. O liste elemanlarını tek tek çekip bazı işlemler yaptırabiliyorduk. Tamam? For'un genel kullanımı buydu. Buraya kadar hatırlatmalarımızdı. Şimdi sorularla devam edelim arkadaşlar. Evet. En son ekrana 10 defa ismimizi yazdırmışız. Herhalde bu örneği yaptık. Şimdi birazcık zorlayıcı bir soruyla başlayalım. Evet, zorlayıcı değil de kullanıcıdan bir bilgi alacağız. Kullanıcıdan bir metin alalım ve o metni ekrana 5 defa yazdıralım. Yani ekrana yazdırılacak, ekrana 5 defa yazdırılacak şeyi kullanıcıdan alacağız. Hadi şu soru için uğraşın bakalım. Hocam sondan başa yazdırabilir miyiz? Evet, yazdırırız. Yazdırırız. Şimdi girmeyelim ona. Yapılabilir bu ince şeyler. Biz şu anda for mantığını bir oturtturalım da yapılır dediğim Mehmet Arda. Şunu bir yapmaya çalışayım. Kullanıcıdan bir metin alacağız. Kullanıcıdan aldığımız metni ekrana 5 defa yazdıracağız. Süreniz başladı. Hadi bakalım. Kullanıcıdan bilgi al kelimesi size hemen bir fonksiyonu çağrıştırmalı. Çok kullandığımız bir fonksiyon vardı. Kullanıcıdan bilgi almaya yarayan. Onunla kullanıcıdan bilgi alacaksınız. Evet, input senle ya. Input'la kullanıcıdan bilgi alacaksınız. Bir metin bilgisi alacaksınız. Aldığınız o metin bilgisini ekrana 5 defa yazdıracaksınız. Evet, 40 kişiyiz. Tamam.
Okuldan çıkamayanlar varmış. WhatsApp'tan yazıyorlar hala. Okulu geç bitenler var. Pazartesi günü öyle şeyler oluyormuş. Yine lüt zor gibi. Bugün zor, evet. Ben bir de çıktım hocam. Evet, böyle çok erken çıkanlar da var ama genelde ucu ucuna yetişiyorlar ya da yetişemiyorlar. Pazartesi günü yetişemeyen çok oluyor. Herkesin bir sıkıntısı oluyor bazı. Bazısı cumartesi Bilsem'e gidiyor. Bazısı pazar Bilsem'e gidiyor. Bazısı pazartesi okuldan geç çıkıyor. Yani herkese uyan bir an tutturma ihtimalimiz yok. Bana uyan zamanlarda ilerliyoruz. Sizden uyuyorsak atılıyorsunuz. Evet, hadi biraz daha zaman verelim. Atma atma, hemen atma. Evet, Arda. Sorun değil. Evet, gönderin bakalım cevapları gençler. Evet, madem olmuş. Evet. Uğur Ahmet. Şöyle ki kullanıcıdan bir bilgi almalısın. Sen direkt kendin yazdın printin içinde. Sen düzeltmelisin Uğur Ahmet. Evet, Mehmet Arda olmuş. Ali Efe olmuş. Evet, olmuş. Tamam. Alparslan olmuş. Güzel. Hadi başlayalım ufaktan istersen arkadaşlar. Kullanıcıdan bir bilgi al. Ya şu cümleyi kullanıcıdan metin al. Şu cümleyi gördüğün an bir kere bunu inputla yapacağını anlayacaksın. Kullanıcıdan bilgiyi input fonksiyonuyla alırsın. Başka bir şeyle alamazsın. Bunu bir daha hatırlayalım. Kullanıcıdan bir metin bilgisi alacağız değil mi? Metin diye bir değişken atayabilirsin bunu. Ya da işte İngilizce text diyebilirsin. Fark etmez. Değişkene bir isim ver. Text diye bir değişkenle inputla kullanıcıdan bir bilgi alalım. Lütfen bir cümle giriniz diyelim. Kullanıcı bir tane cümle girecek. Ben bunu text diye bir değişkene atayacağım. Şimdi yazdırma vakti. 5 defa yazdıracağım için for döngüsüyle yapıyorum bunu değil mi? For i in range 5 demek. 5 defa tekrar et alttaki kodları demek. Neyi 5 defa tekrar edecek? Print text. Text'i 5 defa yazdıracak yani. i ile hiçbir işimiz yok. Buradaki i sadece döngü 5 defa dönsün diye yazılmış bir i. Bunu yazdırdığımda önce kullanıcıdan bir cümle isteyecek. Ne diyelim? Merhaba kullanıcı olsun mesela. 5 defa merhaba kullanıcı yazacak ekrana. Tak 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 tak. Anlayabildik. Güzel. Mustafa Çiçi ve falan da attı sonradan. Güzel. Evet. Şunu da göndermiş olayım ben. Hocam ben yeni geldim. Tamam. Hocam ben de böyle yapmış syntax hatasını önemsiz diyorum ama nerede bulamadım. Peki bakalım hemen. Normalde evet syntax hataları basit kaçıyor diye kendiniz bulun diyorum. Ama tamam madem bulamadım bir bakalım. Evet Esat. İki nokta koymamışsın. Evet Esat. For a in range 5 iki nokta koyacaksın değil mi? İki nokta koyacaksın öyle aldım. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buna syntax deniyor arkadaşlar. Ya bu yazım kurallarına syntax deniyor. Syntax. Python syntaxi gayet basit. Ama ilk kez öğrendiğiniz için biraz zorlanıyor olabilirsiniz. Yani bu sona iki noktalar unutuluyor. Parantezler bazen açık bırakılıyor falan. Bu syntax hataları. Evet bir tane daha geldi. Range'i köşeli parantezde yapmayacaksın. Normal parantezde yapacaksın Abdülkadir. Abdülkadir'in hatasını da bakalım isterseniz. For AB in range 5 demiş ama 5'i böyle sanki eleman seçilen 5 gibi. 5. indeksi böyle seçiyorduk. Normalde burada indeks seçmiyoruz. Normal fonksiyon. Range bir fonksiyon. Fonksiyonlar da normal parantezlerle yazılıyordu. Peki. Hocam ben de anlamadım. Yine olmuyor. Ya dedim ya normal parantezi kullan. Tamam. Evet hadi geçelim. Ha, şimdi anladım. Tebrik ediyoruz. Hadi geçtik. Sonraki soruya. Evet. Bu biraz zorlayabilir. Bundan önce bir tane soru yazdırmak istiyorum. Bir daha hatırlatma sorusu gibi olsun. Örnek. Kaçtan kaça kadar olsun? 60'tan kaç olsun? 90 olsun. 60'tan 90'a kadar olan bütün tam sayıları yazdıralım. Parantez içinde 60, 90 dahil diyelim. 60 ve 90 dahil. Evet. Başlayalım bakalım. Bir tane daha mı büyüteyim? Hadi büyüttüm. 60'tan 90'a kadar olan bütün tam sayıları ekrana yazdırıyorsunuz. Süreniz başladı.
Hocam siz bana Muhammed deyin. İsmini Muhammed'e döndür o zaman. Uğur Ahmet. Orada ne görüyorsam onu söylüyorum ben. Ya bu channel'daki ismini Muhammed yap. Discord'daki. Yani kimsenin yani doğru düzgün isminizi ezberlemedim arkadaşlar. Hocam abimin hesabı. Dediğim gibi bu channel'daki ismini değiştirebiliyorsun. Sadece bu Discord channel'ındaki ismini değiştirebiliyorsun. Başka yerlerde öyle isim kalsın. Ama bu channel'da böyle bir isimle hareket et. Bunu yapabiliyorsun. Ha, şunu yapmaya çalışın bakalım. Bu bir hatırlatma sorusu. Bundan çözdük. Nitrom olması gerekiyor. Yok, her yerde farklı isim kullanamıyor musun? Nitro renkli bir şey ise kalsın o zaman. Nerede hata yaptık ya? Evet. Yaptık mı? Gönderin bakalım cevapları gençler. Evet, gönderin cevapları. Evet. Mehmet Esat'ın doğru. Yusuf Esat'ın doğru. Adem Kurt'un doğru. Evet. Mehmet Arda'nın doğru. Ali Efe'nin doğru. Evet. Muhammed diyelim. Tamam. Muhammed'in de doğru. Evet. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. For döngüsüyle gene döneceğiz. 60'tan 90 arasını döneceğiz. For E in range diyelim. Hangi aralıkta döneceğiz? 60'tan başla. 90'a kadar git. Birer birer git. Şimdi böyle dersek bir sıkıntı var değil mi? Son bitiş noktası 90 dahil olmuyordu. 90'a da almak için 91 demem lazım ki 91'e kadar gitsin. Ve şu 1 default değeri de 1'di. Bunun varsayılan değeri de 1'di. Bu 1'i de yazmana gerek yok yani. Birer birer gideceksen direkt 60'tan 91'e kadar diyebilirsin. Yani asıl gösterim bu. Yani böylesi daha iyi. Print iyi dediğimizde direkt yazdıracak. 60-91 arasında tık 90'a kadar her sayı yazdıracak. Bunu bir hatırladık. Bu bir hatırlatma gibi bir soru oldu. Şimdi şu soruya bir bakın bakalım. Evet, örnek başladık. Kullanıcıdan iki sayı alalım. Ondan sonra kullanıcının girdiği sayılar arasındaki bütün tam sayılar yazdıralım. Yani kullanıcıdan iki tane sayı bilgisi alacağız. Sayı 1, sayı 2. Daha sonra o sayılar arasındaki küçük sayı büyük sayı şeklinde alın o sayıları. Kullanıcıdan bir küçük sayı bir büyük sayı alacaksınız. Daha sonra o aralıktaki tam sayılar yazdıracaksınız. Başlayın bakalım. Kullanıcıdan iki tane sayı alacaksınız. Bir sayı küçük, bir sayı daha büyük bir sayı olacak. O aradaki bütün sayılar yazdıracaksınız. Kullanıcıdan aldığınız sayılar da dahil. O aradaki bütün tam sayılar yazdıracaksınız. Biraz kafam karıştı. Mehmet Eymen, kullanıcıdan bir kere iki sayı alacaksın. Buna sayı 1, sayı 2 diyebilirsin. Daha sonra aynı şu yukarıda yaptığımız gibi bak. Sayı 1 ile sayı 2 arasındaki bütün sayıları yani şu 60 ile 91 arasındaki bütün sayıları
Kullanıcının girdiği o iki sayı arasındaki bütün sayıları yazdıracaksın. Invalid verdi. Hatanı bul. Biraz daha zaman verelim bakalım. Bitti hocam diyor. Tamam. Alparslan biraz bekliyoruz. Evet, 45 kişiyi bulduk yani. Okuldan çıkanlar 46. Okuldan çıkanlar geliyor herhalde. Gelsin bakalım. Fesat da bitti diyor. Biraz daha bekliyoruz. Evet, yapabilenler göndersin bakalım. Kontrol edeyim hızlıca. Evet, Ali Efe'ninki doğru. Mehmet Arda doğru. Yusuf Esat doğru. Abdülkadir, sonu dahil etmemişsin. Ufak bir hata var. Adem Kurt doğru. Efe Han doğru. Mehmet Esat doğru. Alparslan doğru. Güzel. Güzel, tamam. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, iki tane sayı alacağız kullanıcıdan. Sayı 1, sayı 2 diyebilirsin buna. Tamam, sayı 1, sayı 2 diyelim. Anlamlı olsun. Sayı 1, int olarak alacağız bu sayıları. Int input. Lütfen küçük sayıyı giriniz diyelim. Adam bir küçük sayı girsin. Daha sonra Yusuf Esat mı? Yusuf Esat. Int input. Yo, neyi yanlış? Gayet oldu. Tamam, evet. Sayı 1'i aldık. Aynı şekilde kopyaladım, yapıştırdım. Sayı 2'yi de bu şekilde alalım. Sayı 2 diyelim. Lütfen büyük sayı giriniz diyelim bu sefer adama. Adam bir de büyük sayı girsin bizim için. Tamam. Şimdi küçük sayıyla büyük sayı arasındaki bütün sayılar yazdıracağım. For döngüsüyle. Yine for i in range diyorum. Sayı 1'den başla, virgül, sayı 2'ye kadar hepsini yazdır. Ama sayı 2 dahil değil şu anda. Artı 1 koyarsam sayı 2'yi de dahil edeceğim. Evet. Şu aralıktakileri print i yap dediğimde, çalıştırdığımda küçük sayımız 10 olsun, büyük sayımız 20 olsun. 10'dan 20'ye kadar, 10'dan 1, 12, 13, 20 dahil hepsini yazdırıyor arkadaşlar. Tamam. Şurayı artı 1 yaptım. Ya arada virgülle karıştırmayın. Arada virgül olsa artış anlamına geliyor. Ya şu anda buraya iki tane parametre girdim ben. Birinci parametre sayı 1, başlangıç parametresi. İkinci parametre sayı 2 artı 1. Şunun tamamı bir parametredir. Şu anda bu stop parametresi, bitiş parametresi. Devamında virgül 1 deseydim yine aynısı olacaktı da. Hiçbir etkisi olmayacaktı yani. Yine birden, sayı 1'den sayı 2'ye kadar 1'er 1'er 10, 20 yine aynısı olacaktı. Ama şurada virgül 1'i koymuyorduk genelde. Değil mi? Artış 1 ise koymamak daha eftaldi. Tamam. Default değerini biliyoruz. Default 1. Peki devam. Bir sonraki soruya bakalım. Şöyle bir sorumuz varmış. Evet, yavaş yavaş şöyle sorulara geçiyoruz. Evet, şöyle bir kümemiz var arkadaşlar. Sayılar kümesi var. Ben bu kümeyi atıyorum şimdi size. Şu sayılar kümesini öncelikle şöyle kopyalayın. Aşağıda bir kod satırına. Bu sayılar kümesi içindeki tek olanları ekrana yazdıracağız. Sadece tek olanları attım buraya. Sayıları siz de böyle kopyalayın aşağıya. Şu sayılar listesi içindeki küme diyorum ya, liste. Sayılar listesi içindeki tek sayıları ekrana yazdıracağız sadece. Bütün hepsini değil, sadece tek olanlar ekrana yazdırılacak. For döngüsüyle yapacağız bunu tabii ki. Hadi bakalım, biraz uğraşın. Süreniz başladı. Biraz tio, for'un içinde if kullanmanız gerekecek burada. Çünkü tek mi çift mi olduğunu biz if ile, pardon, yani if'lerle kontrol ediyorduk. Evet, if ve modla kontrol ediyorduk. Hadi bir uğraşın bakayım birazcık. Şunun içindeki sadece tek olanları yazdıracaksınız ekrana. Bütün sayılar değil, tek sayılar yazdıracaksınız.
Hocam nasıl yapacağız? Kopya verin hocam. Biraz daha bekliyoruz Ali Efe. Az daha düşünün. Kopyayı verdim. For döngüsünün içinde hepsini döneceksiniz. Evet, bütün liste elemanlar döneceksiniz tek tek, ama döndükten sonra bir if ile bir sorgu yapacaksınız yani. Eğer tekse. Tekse sorgusu. Evet, yapanlar bir göndersin bakayım. Yapabilenler çıktı mı? Evet. Ali Efe güzel. Güzel. Mehmet Esat güzel. Bravo. Evet, iki kişi yaptı. Hocam bekler misiniz? Artık beklemeyiz, attık. Başlayalım arkadaşlar. Bir kere bu liste elemanların hepsini döneceğiz. Dönelim. For i in sayılar diyoruz mesela. Sayıların içindeki her bir i için. Sayı da diyebilir. Buraya a da diyebilirsin. Sayı da diyebilirsin. For sayı in sayılar. Sayılar kümesinin içindeki her bir sayı için. Her bir sayıda ben neyi kontrol edeceğim? Tek mi diye kontrol edeceğim, değil mi? Eğer if diyeceğim. If. Eğer sayı mod 2. Yani sayı 2'ye bölününce 0 kalmasın istiyorum, değil mi? 1 kalsın istiyorum ya da 0 kalmasın istiyorum. 0'a eşit olmasın diyelim. Eşit değildir 0'a ise. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Sayılar kümesinin içindeki bütün sayılara dönecek. Eğer sayı mod 2, sayı 2'ye bölününce 0 kalmıyorsa, yani tam bölünmüyorsa sayı 2'ye, o zaman ekrana yazdıracağım. Alta indim, print. O zaman sayıyı ekrana yazdıracağım. Her sayıyı yazdırmayacağım ekrana. Eğer şu if şartını sağlıyorsa o zaman yazdıracağım ben ekrana bunu. Anlayabildik mi? For'la bütün liste elemanlarını döneceğim. Döndükten sonra hepsini bir şarta sokacağım. Bakacağım şu koşulu sağlıyor mu, sağlıyor mu, sağlıyor mu? Sağlayanları yazdıracağım sadece. Yani şunu sağlaması demek, tek olması demek zaten. Tekleri yazdırmış olacağım bunu yaparak. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi ekranda 53. Başka da tek var ama 15'i niye yazdırmadı? Mesela for sayı in sayılar. Sayılar. Üstte başka bir sayılar tanımlamıştık. Şu sayılarmış. Sayılar. Yani sayılar. Şöyle çalıştıralım. Evet. 15'i de yazdırdı, 17'yi de yazdırdı, 85'i de, 65'i de. Şuradaki sayılar kümesinde şurada 15 tekti, 17 tekti, 85 tekti, 65 tekti, çift 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 çift. Bir de şurada 5 tekti. Sadece tek olanları yazdırdı gördüğünüz gibi. Şu sorgudan geçerse, yani bütün elemanlar döndük. Listenin içindeki bütün elemanları gezdik tek tek. Ama gezdikten sonra bir sorguya soktuk o elemanların hepsini. O eleman acaba tek mi diye sorguya soktuk. Eğer o sorgudan da geçiyorsa o zaman yazdırdık ekrana. Hocam o ne demek? Ünlem eşittir. Ünlem eşittir eşit değil demek. Yani eşit değildir sıfıra. Yani sayı ikiye bölündüğünde kalan sıfıra eşit değilse. Bu ne anlama geliyor? Sayı ikiye bölününce kalan sıfır olmuyorsa demek ki sayı ikiye tam bölünmüyor. Teklik çiftlik böyle kontrol edilir zaten. Yani ikiye tam bölünüyor mu? İkiye tam bölünmüyor mu? İkiye tam bölünmüyorsa, ikiye tam bölünmüyorsa rica ederim. Sayı tek olmuş oluyor otomatikman. İkiye bölünüyorsa çift olmuş oluyor. Peki hadi bir sonraki soru. Bir soru daha yetişir mi? 7 dakikamız varmış. Yetişir. Bir soru daha geliyor. Ama bu soru, bu soru farklı bir soru. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aynı soru. Aynı liste. 5'e bölünenleri bulun bakayım. Elemanlarından sadece 5'e bölünenleri yazdırın ekrana. Başladı süreniz. 5'e bölünenleri alt alta yazdıralım. Evet. Küme aynı, soru aynı. 5'e bölünenleri yazdırmanızı istiyorum. Başlayın bakalım, süreniz başladı. Bunu yaparsanız diye umuyorum. Süre biraz daha kısa. Geç kaldı, metot vardı. Sorun değil Bera. Bera, geçen yazdığını gördüm ve uyardım seni yani. Hiç yakışmıyordu sana. Bir daha olmasın öyle şeyler. Standartla mı yaptık ya? Olmazsa mı yaptık? Standartla yaptık.
Evet, yapabildik mi? Birazdan isteyeceğim. Birkaç saniye sonra isteyeceğim cevapları. Evet, yapabilenler cevapları göndersin bakalım. Bakalım. Ali Efe olmuş. Kerem Koçan olmuş. Hocam burada niye küçükten büyüğe değil? Küçükten büyüğe değil ki. Sırayla deniyor. Adem Kurt. Söyleyeceğim. Sırayla deniyor. Efe Han olmuş. Abdülkadir olmuş. Güzel olmuş. Atanların hepsi olmuş. Olmayan rastlamadım. Evet, bir tane hata. Üstte kodu da görsek iyi olurdu. İyi mod 2 diyecektin Alparslan. Sayılar mod 2 demişsin. Ben orada kodu gördüm şimdi. Sayılar değil. İyi mod 2 eşit 0 diyeceksin. Peki. Hadi başlayalım. Bir kere şu elemanların hepsini bir döneceğiz içinde. For i in sayılar diyelim. Sayılar değil, sayılarmış o küme. Şu küme sayılar kümesi. Üstteki. Aşağıda bir tanımlayalım bunu. Evet, sayılar diye bir küme tanımladım. Daha sonra bu sayılar kümesinin içinde dolanıyorum. For i in sayılar. Evet, eğer şu içeride dolandığım i mod 5 eşit eşit 0 oluyorsa, 5'e tam bölünüyorsa yani, o zaman print i yazdırabilirsin diyoruz. Yaştırdık. Bitti. Tamam. Sadece 5'e bölünenleri yazdırdık. Tık 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 5'e bölünen sayıları ekrana yazdırdı. Şu liste içinde 5'e bölünen sayılar. Arkadaşınız şöyle bir soru sordu. Hocam niye şurada küçükten büyüğe sıralı değil? Küçükten büyüğe sıralı olması da hiçbir alakası yok. Bak niye? Şunu çalışma mantığını söylüyorum sana. For i in sayılar dediğin zaman şu anlama geliyor. Şu sayılar kümesindeki her bir elemana dönecek bu. Ve dönerken sırayla dönecek. Önce 8'i i yerine koyacak. 8 5'e bölündü mü? 5'e tam bölünüyor mu? Bölünmüyor. 8'i geçtik. 8 olmadı. Sonra 15'i alacak. 15 5'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. Pat. Print 15. Yazdırdı 15'i. Sonra 17'yi deniyor, olmuyor. Ondan sonra 85 deniyor, oluyor, yazdırdı. Ondan sonra 65'i deniyor, oluyor, yazdırdı. Ondan sonra 36'yı denedi, olmadı, yazdırmadı. Onu denedi, 10 sağladı bu şartı, onu yazdırdı gibi gibi gibi. Yani sırayla. O liste sırası nasılsa o sırayla deniyor. Tamam? Yani sen şunu sıraya sokmak istiyorsan ondan sonra başka bir ayar çekersin yani şunlara da. Şu anda denerken şu for döngüsüyle liste elemanlar içinde gezerken elemanları sırayla geziyor arkadaşlar. Önce sıfırıncı indeks, sonra birinci indeks. Elemanlar sırayla geziyor. Tamam. Neden hep gibi gibi diyorsunuz? Ben mi? Ben mi gibi gibi diyorum? Gibi gibi. Bilmem. Dikkat etmemişim. Gibi gibi mi diyorum? Ne gibi bir cümle kuruyorum mesela? Evet. Gibi gibi. Vesaire. Evet, vesaire demek istiyorum. Vesaire anlam var gibi gibinin de kullanıyorsam iyi. Yani bunun gibi örnekler daha çok var çünkü. Aklıma başka örnekler de geliyor. Ama hepsini bir anda söyleme imkanım yok. Sadece işte şu mantığı anlarsanız ileride bunun gibi şeylerle karşılaşacaksınız yani. Tamam. Bunu demeye çalıştım. Peki şöyle ekranı durduralım. Diğer dersimiz 17:20 geçe. Yani 12 dakika sonra diğer dersimiz başlayacak arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşürüz. Allah'a emanet olun.